Her şey Lee Quinn'in bu tweetiyle başladı. Umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Bütün hafta içinde yükselişe geçtiğimi gösteren işaret ana akım bir romancının Bitcoin hakkında sormak için bana bir mesaj göndermesiydi. Bu hafta bunu başarı olarak sayıyorum. Cevap olaraksa Marvin Amori, JK Rowling'i tweetine etiketleyerek benim favorim dedi. Ve Quinn de eğer Rowling bana sorarsa mutluluktan öleceğim diye yanıtladı. Rowling'in cevabı ise gecikmedi. Bitcoin'i anlamıyorum. Lütfen bana açıkla. İşte işler tam bu noktada değişmeye başladı. Bitcoin'in resmi hesabı J.K. Rowling'e Harry Potter'daki kurgu bir bankayı kastederek şu cevabı verdi. Sihirbazların hala Gringos Bank'e güvenmesi gerekiyor. Bitcoin bunu düzeltir. Twitter dünyasında işler çırından çıkmaya başladı ve Elon Musk da bu tweete cevap verdi. Gibi 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 cevaplar da bana bu videoyu oluşturma fikrini verdi. Peki sizce Bitcoin nedir? 10 kişiye sorduk, hiç popüler cevap aldık. Görelim. Ee, Bitcoin nedir? Bozuk para mı? Bitcoin, kiralık katillerin gözde para birimi. You know the time when you put your hand in the pocket and you fight ten dollars? That's not Bitcoin. You cannot touch Bitcoin. Or can you? Can you touch it? Bitcoin, birçok farklı mecradan bağımsız yeni bir para birim türü. Bitcoin is the currency I don't have it yet. Bitcoin kişiye özel şifrelenmiş bir sanal paradır. I think that the Bitcoin is just like every other currency. If you have it a lot, you tend to have it even more. And if you have less, you tend to have Bitcoin is a cryptocurrency. If you want to use it, you have to buy it. You can use it for online payments and banks can't control Bitcoin, Bitcoin herhangi bir merkez bankası ya da aracı kurumla ilişkisi olmayan ilk dijital para birimi. Bununla herhangi bir ürünü alıp satabilirsiniz. İnternet üzerinde dünyanın her yerine kişiden kişiye doğrudan gönderebilirsiniz. Aracı kurum olmadığı için de haliyle işlem ücretleri oldukça düşük. Bitcoin'i dolar, euro ve diğer para birimleriyle satın alabiliyorsunuz. Ve Bitcoin kuru da piyasadaki diğer yabancı paraların birbiri karşısında olduğu gibi arz ve talebi piyasada belirleniyor. Bilgisayarlarınızda ya da dijital cüzdanlarınızda toplayabilirsiniz. Maçera için kötü haber. Henüz dokunamazsın. Bitcoin alın madenci denen kişiler tarafından korunuyor. Madenciler kişiden kişiye transferleri doğrulama karşılığında yeni üretilmiş minik bitcoinciklerden paylarını alıyorlar. Ödemeler doğrulandıktan sonra herkese açık defterlere kaydediliyor. Ama düşündüğünüz gibi kullanıcı adı ya da herhangi bir kişisel bilginizle değil tamamen size ait olan anonim bir isimle paylaşılıyor. Bu dijital para birimi hayatımıza ne zaman girdi diye merak edenlerdenseniz Bitcoin ağı Ocak 2009'da hayata geçiriliyor. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto. Yani bu isimle biliniyor ama gerçek ismi mi değil mi henüz bir bilgimiz yok. Sistem maksimum 21 milyon bitcoin sınırlı şekilde kuruluyor. Şu anda dolaşımda çalıntılar ve kayıplarla birlikte 16 ile 18 milyon arasında bitcoin olduğu söyleniyor. Öyle yeni bitcoin edinmek kolay bir şey değil. Yeni bitcoinleri edinebilmek için madencilerin 16 hanelik şifreyi kırması gerekiyor. Şifreyi çözen kişi ise bu ay geleceği beklenen güncelleme ile birlikte 6,25 bitcoin kazanıyor. Bilmeyenler için umarım kulağınıza az gelmiyordur. Çünkü 6,25 Bitcoin demek şu anda 60 bin Amerikan Doları ediyor. Madencilere verilen bu ödül her 4 yılda bir yarı yarıya indiriliyor. Yani 25, 12,5, 12 6,25 şeklinde ilerledi ama hala çok iyi. Tarihte yolculuğa devam edelim. Bitcoin yapılan o ilk alışverişi merak ettiniz mi? Bundan tam 10 sene önce bugün 22 Mayıs'ta ilk Bitcoin alışverişi gerçekleştirildi. İki pizza karşılığında sizce kaç bitcoin verilmiştir? Tahminleri alalım. Buraya şey 10.000 bitcoin. Yani şu anki karşılığıyla 96 milyon dolar su var mı? Ben Türk lirasına çeviremeyeceğim çok kötü oldum. Sonuç olarak kripto para dünyasında Lazlo Hanyeks'in yaptığı bu alışveriş her yıl 22 Mayıs'ta Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. ABD'li gazeteci Anderson Cooper'in kendisine Arada geceleri soğuk terler dökerek kalkıp eğer o pizzayı almasaydım şu an 800 milyon dolarım olurdu diye düşünüyor musun sorusuna beyefendi şu cevabı veriyor. O şekilde düşünmenin bana iyi geleceğini hiç sanmıyorum. İnan bana ben de öyle düşünmüyorum tatlım. Gerçi bu arada kendisi alışverişten pişman olmadığını söylüyor ve ne kadar bitcoin olduğunu da gizliyor. Kendisi ilk madencilerden. Benim canım dış sesimde bitcoin alıp şifresini kaybedenlerden. Geçmiş olsun dileklerinizi yorumlarda bekliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.